Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Dostlar şimdi bugün ne yapıyoruz? Öncelikle şu şekilde bir Discord kanalımız var. Genelde açıklamaya koyuyorum. Gelmek isterseniz siz de gelebilirsiniz. Birbirimize tavsiyeler veriyoruz. Kadroları yorumluyoruz ve tecrübelerimizi birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Ben de bu içerikte şunu yapacağım. Normalde yine bana kadrolarını atıyordu arkadaşlar. Ben yorumluyordum. Fakat şu şekilde sizin de diğer kadroları görmeniz ve bunlardan fikir edinmeniz için bunu bir içerik haline getirmeye karar verdim. Şimdi sizin önünüzde 6-7 tane kadroya ayrı ayrı bakacağız ve hepsini ayrı ayrı yorumlayacağız. Tavsiyeler vereceğiz, tecrübelerimizi aktaracağız. Video işinize yaradıysa lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Diyelim ve videomuza geçelim. İlk kadromuza geçelim. Şöyle öncelikle açıklamayı okuyalım. Chelsea Milan kuruyorum. 100 milyon var. Nereye kimi alabilirim? Belki Barça kurabilirim. Mantıklı olur mu? Videoya selamlar. Sana da selam kardeşim. Şimdi şu şekilde bakalım. Kadrosunu öncelikle biz yorumlayalım. Sonra dediği şeylere bakalım. Şimdi ilk benim tabi dersime çalışıp geldim. Yani size gerçekten faydalı olmaya hem sizi eğlendirmeye hem de size bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu takımın fiziksel özellikleri çok iyi. Öncelikle Vieira, Petit, Gullit, Kluivert, Crespo, Seedorf hepsi fiziksel olarak çok iyi oyuncular. Fakat şöyle geriden başlayacak olursak De Zerbi gerçekten çok ağır bir stoper. Yani Klapiro'sunu da önermiyorum. Kesinlikle alan pişman. Klapiro'yu da Wörthebut'un da ikisini de önermiyorum. De Zerbi'yi kesinlikle üst seviyede ağır kalacağı için öncelikle değişmeni öneriyorum. Şu an mesela belki işime yarıyor falan diyebilirsin. Fakat üst seviyeye çıktığında hızlı forvetler ona gerçekten çok zor anlar yaşatacaktır. Forvetlerin İkisi de çok fizikli, bitirişleri çok iyi olan kuvvetli forvetler. Şu anlık seni tutarlar fakat ileride bir tanesinin yerine hangisinden daha memnunsan bir tanesinin yerine daha hareketli, daha efektif bir forvet almanı öneririm. Daha hareketli biri orada daha çok iş yapabilir. Gelelim sol tarafta Seedorf. Şimdi sol tarafın oyuncusu kesinlikle Seedorf değil bu takımda. Seedorf'u bir an önce değişmeni öneriyorum öncelikle. Şimdi şu şekilde. Demişsin ki Chelsea Milan kuruyorum. Eğer hareketli bir oyuncu istiyorsan dostum. Yani hareket etsin sürekli nasıl diyeyim. Kaçsın arkaya koşu yapsın. Diyorsan Hazard öneriyorum. Klapiro Hazard. Muhtemelen 150 milyon falan bir değeri var. Ama diyorsan ki yok ben bilek hareketleriyle oynayacağım. Benim videolarımdan da görmüşsündür. Ronaldinho ile son çizgiye ineceğim. Çalımlar atacağım. Plase şutlar çekeceğim diyorsan. Wörthebut Ronaldinho da bu takıma çok iyi olur. Gullit'i de ileride değişmeni öneriyorum. Gullit çok iyi bir oyuncu. Fakat oranın oyuncusu değil. Yani gerçekten oranın oyuncusu değil. Oraya da bir tane kanat alabilirsin. Hatta hem Hazard hem de Ronaldinho yapabilirsin. Ayrıca Barcelona'ya dönme konusunda da iki takım oluşturabilirsin. Biliyorsunuz takım rengi görevlerinde mesela 10 oyuncu yerine 9 oyuncuyla bu buff'ları alabiliyorsunuz. Ya da 8 oyuncuyla bütün buff'ları 6 oyuncu kullanarak alabiliyorsunuz. Onun için bu şekilde de yapabilirsin takım rengi görevlerini yaparak iki takımdan bir takım oluşturabilirsin. Diyelim ve ikinci takımımıza geçelim. Birinci takımımız bu kadar. Evet Slider atmış bize. İkinci takımımıza ne demiş? Evet takım rengi açısından çok iyi bir takım. E21 takımıyla kurulmuş bir takım. Takım rengi açısından gayet güzel. Hem de fazla maliyetli olmadan reytinglerini yükseltmiş gördüğünüz gibi E21 olduğu için hepsi. Eric Garcia yerine E21 Varan demişim. Stoper'de Eric Garcia yani bir seviyeden sonra gerçekten iyi olmayacaktır. Caceres gerçekten iyi bir oyuncu. Yanına da E21 Varan alırsan gayet işini görecektir ve çok iyi bir stoper hattın olacaktır. Yani başka önerebileceğim Jota yerine ya da yani Gnabry de olabilir. Bilmiyorum hangisinden daha memnunsan. Çünkü iki karta da oynamadım. Daha efektif, daha yıldız, daha bir anda ne yapacağı belli olmayan, sana maçlar kazandırabilen bir orta saha, bir ofansif orta saha almanı öneririm. Bence çok işine yarayacaktır orada. Genel olarak takımın çok iyi. Siz de bakın baştan kadro kuracaksanız böyle hepsini aynı kurmaya çalışın. Dediğim gibi bir 10 numara bir de stopere takımın çok daha üst seviyeye çıkacaktır olsun. Diyelim ve 3. takımımıza geçelim. Önce açıklamasını okuyalım tabi. Kaleye Klapiro, Schmeichel, Henry yerine Fenerman Ronaldo, Henderson yerine Petit, Samuel Blank. Evet bütün takımı
düşündüklerini yazmış. Neredeyse 4 evet 1 2 3 4 oyuncu değişmeyi düşünüyormuş. Dediğin oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular öncelikle. Bakalım senin takımına ne demişiz? Şuradan bir kadrona girelim önce. Evet dostum, senin kadrona şöyle demişiz. Campbell yerine kesinlikle evet para biriktirip ben de National Hero Blank almanı öneriyorum. Favorileri ekle, biraz ucuzladım da al. Bu ara Blank uçuyor. Biraz da biz piyasasını yükselttik biliyorsunuz, ben önerdiğim için, hem de siz maçlarda görüp memnun olduğunuz için. Blank'i çok kişi aldığı için yani iki katına çıktı fiyatı gerçekten. Kaleci konusunda Schmeichel yerine daha uzun bir kaleci olabilir. Bunu Barcelona tercih etmek zorunda değilsin. Çünkü dediğin oyuncuların hepsi Ronaldo'ymuş, işte Henderson yerine Petit, Campbell yerine Blank geldiğinde zaten sen Barcelona'yı oluşturmuş olacaksın. 10 tane oyuncu yeterli oluyor bildiğin gibi bütün buff'ları almak için. Schmeichel yerine başka takımdan da biri olabilir, ya da Schmeichel hani biraz daha uzun boylu birini bulmanı öneririm. Mesela Mendy'nin çok yüksek seviyesini kullanabilirsin. 6 seviye Mendy falan bu takıma çok güzel olur. Handanovic, Club Hero kullanabilirsin. O da iyi olur. 100 ratingi görür. Yani bunlardan birini kullanabilirsin dostum. Çok yüksek maaş vermene gerek yok kalacağını. Dediğim gibi Courtois, Mendy, Handanovic. Bunlardan birini kullanabilirsin. Courtois ve Mendy de tabii yüksek seviye kullanıyoruz. Şeyde ise diğer kalecimizde de kim? Bak kalecinin adını unuttum. Mendy, Courtois, Handanovic. Aynen, Handanovic'te de Club Hero'sunun bir seviyesini dahi kullanabilirsin. Gayet iyi olacaktır. Dediğin bütün oyunculara katılıyorum bu arada. Hepsini alıp bu kadroya koyduğunda çok iyi bir kadro olacaktır. Zaten benim takımıma da benziyor. Çok üst seviyeye çıkabilirsin. Biraz takım ofansif, onun için Alba ile Sam ediyor. Belki geride kal verilebilir diye düşünüyorum. Diyelim, diğer takımımıza geçelim. Evet, Henry yerine National Hero Aubameyang, Seedorf yerine Rakitic almayı planlıyorum. Defansa Vieira değiştirip Nihaj Blank almayı planlıyorum. İleride falan olursa da Puyol yerine CH Baresi demiş. Bakalım kadrosuna. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi herkes Blank almayı düşündüğü için, yani Blank'in fiyatı yüksek. Rakitic konusunda ağır ve güçsüz kalacağını düşünüyorum. Bu takımın oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Petit'in yanına bir Vidal koyarsan mükemmel bir orta saha olur. Fizik olarak da çok güçlü olmuş olsun. Çok rahat şekilde top çalabilirsin. Para için, eğer para yoksa şu anda geliştirme açısından bir Casares oraya olur. Vieira'yı da Puyol'da ikisinden birini çıkartabilirsin. Hiç önemli değil kimi çıkartacaksın. Kalecin çok iyi bu arada, onu değişme. Takım rengine uymasa bile kalsın. Başka ne demişiz? Blank Baresi çok fark etmez, fakat şöyle Baresi Blank ikilisini oluşturma maaş açısından bence problem. İleride kesinlikle problem yaratacak sana. Yani mesela Blank Caceres ikilisi daha iyi olur. 21 maaşı var herhalde Baresi'nin, yanlış bilmiyorsam. Yani çok ya, bir stoper için 21 maaş yok. Ben 19 maaş veriyorum şeye, Blank'e. Yani şutu bile 90'lı adamın. Daha ne olsun? 102 genel rating, 104 de olabilir. 104 ya da 102, emin değilim. Genel reytinge ulaşıyor. Bu arada gözüme çarpan bir diğer detay da burada Henry. Henry'i değişelim ya. Henry kanat oyuncusu değil gerçekten. Yazmış mıydın bilmiyorum ama Henry'i. Ha tamam, Henry yerine Neha Şabımayak olabilir, tamam. Yalnız burada takım renginin bozulmamasına dikkat et. 10 tane parçayı sağla bence bu takımı kurmuşken dostum. Diyelim diğer takımımıza geçelim. Evet, Bediran. Busquets yerine Vidal ve Petit almayı düşünüyorum. Daha sonra dizilimi ne yapmama önerirsin demiş. Bakalım şuradan. Şunu da bitirelim hatta. Busquets yerine Vidal ve Petit almayı düşünüyorum. Daha sonra dizilimi değişmeyi düşünüyorum yazmış. Açalım kadrosunu. O bayağı ofansif bir takım. Hatta ofansıyla defansı çok düşük. Ne yazmışız bunun için? Dostum, şimdi bu takımı oluşturabileceğin en iyi taktik 4-1-1-4 öncelikle. Şöyle yapabilirsin. Takımı bir kere bekler dahil hepsini geride kal yapacaksın. Ve kontratağa dayalı hızlı bir taktik oluşturacaksın. Taktiğine, takım stratejine girdiğinde hızın en az 80 olacak. Hızlı şekilde çıkacaksın. Bazen uzun topla çıkacaksın. Tek paslarla çıkacaksın. Larsson forvete almanı öneriyorum. 4-1-1-4 senin oynadığın şekilde değil yani. Şöyle, Kluivert, Larsson ileride, Ronaldinho'yu ofansif orta sahaya alıyoruz. Neymar, Messi oynuyoruz. Fakat bu taktik sonuna kadar gitmez. Bunu söyleyeyim sana.
İlk başlarda iyi oynayabilirsin ama sonuna kadar gidecek bir taktik olduğunu düşünmüyorum. Bunun için ne yapabilirsin? Busquets yerine Petit al. Bir kere bu taktiği oynarken de Petit'i al. Kesinlikle. O Busquets gerçekten büyük problem yani. World Cup Busquets olmaz oraya. Ki stoperlerin de yavaş dostum yani. Onun için ileride şunu yapabilirsin. Hani ileride olmaz dediğim için söylüyorum. Ronaldinho'yu sağa çekersin. Messi'yi yedeğe koyarsın. Onun yerine Vidal alırsın. Vidal Petit defansif orta sahası. Ronaldinho sağda, Neymar solda, Kluivert ileride diye oynayabilirsin. Hem defansifin hem ofansifin güçlü bir takım olmuş olur. Messi de 70'ten sonra oyun alarak verim alabilirsin diye düşünüyorum. Yalnız ek olarak da şu stoperleri değişelim. Bunların yerine yani direkt Caceres al mesela, yani ikisinden biri yerine. İkisi yerine de çok iyi oynar emin ol. Barcelona takım rengim var zaten sanırım. Aynen, Caceres de 100 reytingi görür. Kesinlikle öneriyorum. Diyelim, diğerine geçelim. Bakalım neredeyiz? Yağız'a geldik. Evet, Yağız. Ne yazmış okuyalım. Sağ veya ofansif orta saha veya forvet İbrahimovic yerine birini düşünüyorum. Griezmann ortaya çekeceğim. Sağ alırsam, yani sağ forvet alırsam, sağ açık alırsam önerin nedir abi? Sonra da stoper kim önerirsin? Hemen bakalım Yağız için ne demiş. Kesinlikle hızlı atik bir stoper şart demişim. Evet, bunu yazdığımı hatırlıyorum. Dostum şimdi hem Van Dijk hem De Zijl gerçekten ağır stoperler. Yani çok ağır stoperler. Dev gibi iki stoperi almışsın. İkisinden birini kesinlikle değişiyoruz önce. Takım rengini tam çözemedim. Yani takım renginin ne olduğunu bilmiyorum. Eğer Chelsea ise, ki Chelsea de değil gibi duruyor. Eğer Chelsea ise Rudiger alabilirsin. E21 değilse, Barcelona ise mesela, hani şu an biraz karışık bir takım rengi var belli ki. Barcelona ise Caceres alabilirsin. Blank'i zaten biliyorsun. Stoperimizin birini, yani hızlı bir stoperle değişelim takım rengine uygun bir stoperle. Alırken çevikliğinin yüksek olmasına dikkat et stoperin. Griezmann forveti alalım dedim, bak bu formasyonu anlatıyorum şimdi. İbrahimovic yani bir yere kadar dostum ya. Şimdi değil, biraz dursun, zevk için oynarsın ileride. Rank çıkmak için ama şimdi değil. İbrahimovic'i yedeğe çekelim mi? Griezmann forvete. Sağ Nesiri'yi Aubameyang kalalım. Bak bu takıma güzel olur. Sağ tarafa sağ forveti Nesiri'yi Aubameyang. İki tane defansif orta sahan olsun. Beklerini geride kal bırak. Para varsa, eğer param varsa CH Ronaldinho alalım, tamam mı? İbrahimovic'in yerine. Yani ofansif orta sahaya ya da sağa. Pardon, Griezmann forvet, Crespo forvet, Nedved solda. Sağ tarafa da para olursa eğer 400 milyon falan gibi para biriktirdiysen Clapiro Ronaldinho, yoksa da 5-6 level World Debut Messi. Bak çok işini görecektir geçici olarak da olsa, ki biliyorsun beni, ben şu an hala World Debut 5 level Messi ile oynuyorum. Çok da işime yarıyor yani, çok hiç pişman olmayacağım bir oyuncu. İyi çalım atabilirsin ki seni biliyorum Volta'da falan oynadığımız için. Messi ile iyi oynayacağını düşünüyorum. Beklerin daha iyi olabilir. Bak o çarpmış gözüme, not almışım. 162 maaşın var dostum. Maaşında hiçbir sıkıntı yok. Beklerini biraz geliştir. Hem takım rengine uyumlu bir bek al. Mesela Samedo falan alabilirsin sağ beke. Sol beke de Alba, World Debut Alba olabilir mesela 5 seviye falan. Yani beklerin çok düşük kalmış. Bence daha iyileri olabilir beklerinin. Maaş sorunun yok. Zaten beklerde çok fazla para istemiyor. Alıp kendini yükseltebilirsin. Bakalım. Başka. Not almış mıyız Yağız'la ilgili başka? Aynen, maaş sorunu da yok demişiz. Geçelim diğer takımımıza. 7. takımımız. Yasir Reis. Semih abi, kadro değişiklikler yaptım. Ronaldo, Gullit sattım. Zambrotta aldım. Geçici olarak sonra bakacağım. Forvet'e Stoichko çektim. MF Messi, solda Ronaldinho, sahne yaşamıma teklif yaptım demiş. Bu takımın üstüne bayağı değiştirmiş yani. Dostum sanırım şunu demek istiyorsun. Önce açalım, siz de görün kadrosunu. Dostum sanırım Neyaş Avba'yı forvet için düşündün sattığına göre. Neyaş Avba forvette olmaz, haberin olsun. Fizik olarak çok güçsüz kalır, yıkarlar. Sağ ya da sola Avba olabilir. Ofansif orta sağda bakalım ne yazmışız. Avba sola olabilir. Aynen, bir de senin bekine şeye bakmışım. Zambrotta hızlı, Vidal ile değiş yazmışız. Bakalım. Tekrar bir bakalım. Yanlış kadroya bakmayalım da şuradan.
Aa evet, 8'e 10 yazmış. Tamam. Şimdi şu takıma bakıyoruz. Ne önerirsin? Kral yazmış. Ronaldo, Henry, Messi, Ronaldinho, Gullit. Evet, benim takımıma çok benziyor öncelikle. Dostum bir kere bütçe olduğunda Henry'yi değişelim. Henry bir yere kadar güzel. Ama bir yerden sonra Henry yok yani. Henry değil oranın oyuncusu. Daha iyi bir oyuncuyla değişelim. Kluivert olabilir. National Kluivert olabilir. Ücretine bak. Düştüğünde alabilirsin. Ronaldo ile iyi ikili olur. Biliyorsun ben o ikiliyle sıralamaya girmiştim. Maaş sorunu yaratacak sana Kluivert aldığında bu arada. Şu Zambrotta'yı değişelim. Yani 15 maaşa gerçekten olabilecek en kötü oyunculardan biri. Hiç gerek yok yani. Zambrotta'yı kesinlikle değişelim. Kim olsun diyorsan da Wout Alba kesin. Yani oranın oyuncusu Wout Alba. 5 levelini al. Yani Zambrotta'dan çok daha iyi oynayacaktır. Zaten Barcelona olduğu için takımında 93 reytinge çıkacak. Başka ne demişiz? Nelson. Aynen. Şimdilik Alba'yı değiş mesela. Eğer tekrar maaş sorunu olursa, tabi ileride paran oldukça yine oyuncu değiştireceksin. Samedo'yu da live kartıyla değişebilirsin. Ben de biliyorsun 90 reytinge ulaşıyor 6 seviyesi. Gayet değişimi görüyor. Çok faydalı oluyor. İleride maaş sorunu olduğunda da Samedo'yu da live Samedo'yla değişelim. Bir şey daha dikkat çekti senin takımında. Şey yok. Teknik direktörüne uyumlu değil taktiğin. Yani bu taktiğe de uyumlu oyuncu var mı bilmiyorum. 4-1-1-2-2 gözüküyor. 4-1-1-2-2 gözüküyor. Oraya belki Gullit'i defans orta sahaya, belki Petit'i normal orta sahaya çekerek bunu 4-2-4'e falan döndürebilirsin. Bak Messi'nin reytingi falan da çok düşüyor. Hatta Ronaldinho da açık olarak gözüküyor sanırım. Bunları forvete al dostum, reytingleri çoğalsın. Sorun yok, geride iyi oyuncuların var. Blank de Caceres seni kurtaracaktır. Eğer zorlanırsan geride beklerine geride kalver. Messi ile Ronaldinho'nun reytingini düşürmeyelim. Ronaldinho çünkü buraya sol açık yaparsan 101'e, Messi de 95-96'ya çıkacak. Biliyorum çünkü onların etiklerini. Dediğim gibi bunları sol açık sağ açık yapıp ona uygun da bir teknik direktör bulmayı unutma. Teknik direktör çok önemli. Diyelim bakalım başka kaldı mı? Aynen dostum, şimdi senin şu kadrona bakalım. Bu biraz karıştı çünkü. Zambrotta aldım falan yazmışsın. Ben resme fotoğrafa bakınca biraz önce karıştırdım tabii doğal olarak. Şimdi seninkini yorumlayalım. Açıklamada yazmışsın onu. Şimdi anladım. Şimdi Aubameyang'ı bir kere forvete almıyoruz. Aubameyang kesinlikle şey oyuncusu değil. Yani NH olanı forvet oyuncusu değil. Club Hero'yu forvete alabilirsiniz. Sağ ya da sola şimdi Ronaldinho alıyoruz. Bence bu takımın solda Ronaldinho kalsın. Messi de burada kalacaksa eğer Aubameyang'ı alma. National Aubameyang alma. Zambrotta'yı yani bilmiyorum, kesinlikle değiş demişsin ki, hani arkadaşlar şunun için yorumluyorum, size de açıklayayım. Zambrotta'yı geçici olarak aldım demiş, buraya Gullit'i sattım. Zambrotta'yı kesinlikle değiş, yani o sana çok büyük sıkıntı yaratır. Buraya Vidal çek. Defansif orta sahaya Club Hero Vidal çek. Dediğim gibi forvetin de bence başka birini düşün. Başka kimi satmışsın? Ronaldo'yu da mı sattım yazmışsın? Ronaldo Gullit sattım. Aynen, Ronaldo'yu da satmışsın. Oraya da mesela Kluivert gibi bir fizikli oyuncuyla güçlendir orayı. Stoichkov şimdilik işini görecektir eğer fazla ligin yüksekteyse. Ama dediğim gibi şuraya Zambrotta çektiysen onu acil olarak ilk iş olarak Vidal'le değiştir. Stoperlerinde de Blank'ın Club Hero'suna geç, paran olduğunda Pique'yi de değişelim. Yani Pique de gerçekten bir seviyeden sonra bayağı sıkıntı yaratacak bize. Eğer maaş sorunu olursa Alba'yı, Wout Alba ile değiştirsin şimdilik. 101 ile orada oynasın, sıkıntı yok. Pique'yi de Caceres'le falan değiş paran yoksa. Blank'i de Club Hero Blank'le değişsen bile yeterli olur bu takım için. Kalecin zaten 95'li Mendy işini görecektir. Dediğim gibi ilk iş Zambrotta ama. Evet, kadrolarımız bu kadardı, bitti. Dostlar siz de isterseniz Discord sunucusuna gelebilirsiniz. Discord sunucusunun linkini de bırakacağım. Siz de bunları dinleyerek kendi takımınız hakkında da bilgi edebilirsiniz. Diğerlerinin kadrosunu görerek hem onlar hakkında da fikir elde edip ne yapabilirim diye siz de bunun hakkında fikir sahibi olmuş olabilirsiniz. Video işinize yaradıysa like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı, hem de en yeni böyle faydalı içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.